Ohohoy. Merhaba arkadaşlar. Umikis'e hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Umikis'e hoş geldiniz. Ay, dedeciğim. Ay, bizi Umikis abla nasıl renklendirdi? Nasıl bu hale getirdi? Seyretsin mi arkadaşlarımız? Tabii ki seyretsinler. Haydi bakalım izleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi elimde bir tane kartonum var. Çok ince kağıt olmasın, yırtılır diye düşündüm. Onun için böyle bir karton tercih ettim. İsterseniz renkli kalın kağıtlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz siz de benimle aynı anda çizebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şimdi bakın, kalemimi aldım elime. Bir tane kovboy amca çizeceğim. Şimdi bir tanesi yaşlı olsun. Şöyle birazcık ortalayayım. İlk önce şöyle U'ya benzer bir surat çizelim. Sonra kulak çizelim. Basit bir şey çizeceğiz. Şimdi şapkasını çizelim değil mi? Şöyle büyük bir şapka yapalım. Şu şöyle devam etsin şapkası. Bu da buradan devam etsin. Koca bir şapkası olsun. Şuradan da şapkasının üstünü yapalım. Evet. Şöyle beyaz saçları olsun. Evet. Sonra böyle kaşları olsun. Sanki böyle bakınca Japon gibi oldu değil mi? Şöyle iki minik göz. Bıyık yapalım. Şöyle pos bir bıyığı olsun. Evet, şöyle de çenesi olsun bakalım. Şimdi gömleğini çizelim. Bu yakası. Sonra şöyle bir gömlek yakası yapacağız. İlk önce ortasını çizelim. Şöyle V gibi. Sonra bunları buradan birleştirelim. Sonra gömleğin ortasını çizelim. Şöyle olsun. Sonra buradan birazcık gömleğin yakasının üstünden şöyle bir omuz ve kol gibi olsun şöyle. Aşağı indirelim buradan çizgiyi. Şuradan yeleği insin bakalım aşağıya. Yeleğinin ön kısmı. Hop, buradan kıvıralım. Buraya bir tane yıldız çizelim değil mi? Bunları boyayacağız. Şimdi buradan da bir tane yapalım. Şurası biraz geniş olmuş. Şöyle indirelim bunu. Bir tane buradan olsun. Buradan da iniş olsun. Şurada da kolları olacak. Evet. Bu kollarını ip yapacağız arkadaşlar. Onun için burayı boş bırakıyorum. Ellerini de çizmiyorum. Ellerini de ayrıca çizeceğiz. Şimdi pantolonunu çizelim. Şöyle birazcık yamuk çiziyorum. Biraz karikatürize ediyorum. Evet, şimdi cowboy ayakkabılarını, botlarını çizelim. Şu paçalarını şöyle dümdüz bitirelim pantolonunun. Sonra buradan topuklar çıksın. Evet. Aynı şekilde bu tarafa yapalım. İsterseniz böyle tam yarısını çizip katlayıp diğer yarısını da çizebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Topuğunu çizdik. Sonra botlar. Şimdi pantolonun yanına şöyle sarkan cowboy püsküllerini de yapalım. Ellerini de ayrıca şu boş yere çizeyim. Buradan keseceğiz. Şöyle bileği olsun bu. Gelişi güzel. Şöyle 5 tane parmak yapalım. Ay, bu çok kalın oldu. Bir tane de küçük. Bir tane daha çizelim şu boşluğa. Of, bu kocaman oldu ama. Evet, şimdi bir tane de hazır çizim yapıyorken kız çizelim buraya. Sonra bunları kesip boyayıp kukla haline dönüştüreceğiz. Kız için de biraz uzak çizelim. Yine bir U'ya benzer bir surat çiziyorum. Bu sefer daha geniş. Kulaklar çıkartalım. Sonra saçlar yapalım. Şöyle kıvırcıklı olsun. Şapkanın geleceği yeri düz yapalım. Evet, saçlarımız oldu. Şimdi şapkamızı yapalım. Şuradan yine şöyle amcanın şapkası gibi gelsin. Yukarıyı da az bırakmışız. Neyse, bunun cowboy şapkası küçük olsun. Burnumuz, küçük gözlerimiz. Bunları
Sonra renkli kalemlerle boyayabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Fular yapalım şöyle. Şöyle yuvarlak. Şimdi de sanki eşarbını bağlamışız gibi onu çizdik. Sonra yine amcada yaptığımız gibi şöyle bir yaka yapacağım şuradan. Öbürünün yakası gözükmüyor olacak zaten. Şöyle V yakalı bir gömlek giysin. Bunun yakası buradan gözüksün. Bunun yakası da böyle minicik gözükecek. Şimdi buradan bir kol çıkartıyorum. Aynı dedede yaptığımız gibi yarım kol yapıyorum. Gömleği buradan şöyle hesaplayalım. Bir tane kol çıkartacağız yine. Aynı yere gelsin kolumuz. Kolları ip yapacağım için boş bıraktım. Bir tane de cep yapalım şöyle. Düğmelerini unutmayalım tabii gömleğinin. Bir tane kot etek yapalım. Bu kızımızın bacaklarını da ip yapacağım. Onun için çizmelerini ayrıca şuraya boşluğa çizeyim. Kovboy çizmesi çiziyorum. Şöyle kalbin üstü gibi. Buradan düz bir çizgi. Buradan biraz içeriye eğimli bir çizgi. Hop yukarıya bir çizgi. Kocaman çizmeleri olsun bunun. Sonra üzerine şöyle desenler yapabiliriz. Bunu kestikten sonra aynısını yapacağım diğer tarafa paralel gibi. Şimdi bunu keselim. Evet, boyalarımız bitti. Şimdi şöyle etli bant deniyor buna. İsterseniz normal bantla da yapabilirsiniz. Şimdi bunun bir arkası çevirelim bakalım. Bu dedenin. Şimdi kolu kadar, omuzu kadar bir parça keseceğim. Ve şöyle bir ip kullanacağım. Şimdi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz kollarına çok uzun bile yapabilirsiniz. Şöyle sanki iyi gibi şöyle yapıştırıyorum. Uzunca yapıştırıyorum ki kolları birazcık dik dursun diye. Evet, diğer kolum da şöyle ne yapalım? Onun da boyutu şuralarda gibi sanki olsun. Biri uzun biri kısa mı oldu bakalım? Yok, iyi gibi. Şimdi bu elleri de bu iplerin üzerine monte edeceğim. Bir tane de küçük bir ip. Yine arkasını çeviriyoruz. Bunu da şu kafa kısmına yapıştıracağım. Buradan istediğimiz yere asabiliriz bunu. Evet, bu asma yerimiz olacak. Şimdi minicik bantlarla ellerini tutturacağım. Evet, kovboy amcamız hazır. Şimdi kızı hazırlayalım bir de. Aynı şekilde bunu da çevirelim. Buna da pembe kollar yapacağım. Şimdi kesmeden önce kolun uzunluğunu bir belirleyelim. Fazla gelen kısmı keselim. Kovboy kızımızın bacakları da ip olacak. Böyle de güzel oldu değil mi? Böyle dans ettirebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hı? Nasıl oldu kuklalarımız? Güzel mi? Bunları çeşitlendirebiliriz tabii. Tiplerini değiştirebiliriz. Suratlarına hatta annenizin, babanızın ve kendi surat fotoğraflarınızı kesip yapıştırabilirsiniz. Ah, süper olmaz mı? Süper olur böyle kuklalar bence. Videomuzu umarım beğendiniz. Lütfen yorum yapmayı unutmayın, olur mu arkadaşlar? Instagram sayfasından da bizi takip edin. Bye bye. Ay ay ay. Video bitti mi acaba ya? Oo, bitti tabii. Ay şimdi bak, burada 4 tane video var. Bunu sağ üstüne tıklasınlar. Ay hayır canım. Sağ alttakine tıklasınlar.
Olmaz. O zaman sol alttakini tıklasınlar. Hayır hayır, o zaman sol üsttekini tıklasınlar. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır canım, aman sen de ya.